Sayın seyirciler, 21 Temmuz'da topbaşı yaparak çalışmalara başlayan Balıkesir Spor fikstüründe belirlenmesiyle önüne daha net bakmaya başladı. KRT Haber'den Hakan Küçükakman bu sabah saatlerinde Balıkesir Spor antrenmanını izledi ve teknik direktör Mesut Dilsöz'den bilgi aldı. Çekilen fikstür, yapılan çalışmalar ve transferlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mesut Hoca şunları söyledi. 2012-2013 sezonu sporcularımız adına hepimize sakatlardan uzak, başarılarla dolu bir sezon olmasını diliyorum. Geçen yıl ulaşamadığımız hedefe bu yıl ulaşmak için daha büyük çaba harcayacağız, daha çok çalışacağız. Takımımızda da gerekli takviyeler yapıldı. Bundan sonra günlerde yapılabilir. Transferimiz durdu demiyoruz da sadece bir ara verdik. Bundan sonra günlerde de yapılabilir. 21'inde başladık cumartesi günü. 21'inde toplandık. 22, 23, 24, 25 çift antrenmanla geçiyoruz. Bu arada arkadaşlarımız sağlık raporlarını hazırladık. Ayın 5'ine kadar burada çalışacağız. Balıkesir'deyiz bir 15 gün. Daha çok burada aerobik çalışmalar, kuvvet üzerine çalışmalar yapacağız. Salonumuza gireceğiz. Maksimal kuvvetlerimizi çalışacağız. Ayın 5'inde 2 gün izin vereceğiz arkadaşlarımıza. 8'inde de Bul'da ikinci bölüm kampımıza başlayacağız. Orada daha çok hazırlık maçları yapacağız. Daha çok takım taktiği, takım savunması üzerine çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada fikstürümüz de çekiyor tabii ki. Nasıl buldunuz grubu? Fikstürümüz güzel. En azından bizim için mantıklı yanları var. Mesela Malatyaspor takip edeceğiz. Evet, onları takip edeceğiz. O anlamda tabii ki karşımıza çıkacak takımlar iki tane zorlu rakiple oynamanın dezavantajıyla karşımıza gelecekler. Bu bizim için olumlu bir durum. İlk maçımız Bayrampaşa deplasmanı, ikinci maçımız Konya Şeker, üçüncü maçımız yine grubun iddialı takımlarından Eyüp deplasmanı, dördüncü maçımız Malatya, beşinci hafta Bayız. Güzel bir fikstür. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. İnşallah. Mümkün olunca ilk maçlarda diğer takımlara göre avantajımızı kullanmamız lazım. Geçen seneden diğer takımlara göre daha hazır bir takımız. Takımımızın istediğimiz oyuncuların hepsi kaldı. Yeni transferlerimiz de bize güç katacaklar. Bu şekilde inşallah hayırlı bir sezon geçirmeyi umuyoruz. Peki şimdi yeni oyunculardan kimler gelmişti hocam? Şimdi yeni oyunculardan... Hani kaçıranlar, merak edenler, evet, tekrar sizin ağzınızdan... Evet, Altay'dan kaleci Recep Biler aldık. Parma'dan stoper Emre var, Emre Yumuşak. Geçen yıl Hasan var, geçen yıl Batman'a kiralık vermiştik. Bizim mukaveli oyuncumuzdu. Evet. O bu sene takımımızda yer alacak. İyi bir sezon geçirdi Batman'da. Sol öne Erhan Küçük'ü aldık. Eski Kasımpaşalı. Kızcamam'la aldık ama Kasımpaşa'da 4 yıl oynadı. Rizespor'da falan oynadı. Usta bir oyuncu. Santrafor Gökhan var. Daha Osman Paşa'dan. Çok iyi bir santrafor. Yine sol tarafta Ekrem var. Onları söyleyeyim de. Onlar da geçen yıl Tokat Spor'daydı. O da bizim mukaveli oyuncumuzdu. O da geriye döndü. Sağ tarafta Mustafa Şen'i aldık. Buksaç'tan. Orta sahamızda Serdar var. Sandık Spor'dan aldık. Hem genç hem çok yetenekli bir arkadaşımız. Mehmet Ballı'yı aldık, sol bek. Transferlerimiz de bu şekilde şimdilik. Şimdi dediğim gibi Özcan daha var bir de, pardon, 1461'den. Evet. Şimdi antrenman programı hazırladık, biraz evet, yorulduk. Evet. Özcan daha var 1461'den, forvet arkası bir oyuncu. Transferlerimiz bu şekilde. Evet, ama transferlerimizi sadece bir nokta koyduk. Daha devam edebilir. Devam edebilir duruma göre, evet, değerlendireceğiz. Ya da, aradığımız kriterlere uygun oyuncu bulursak, Mustafa Kayabaş'a gitti bizden Tenten. Evet. Mesela onun yeri hala şu anda boş gibi duruyor orada, bir zayıflığımız var. O falan diye bir şeyler var. Yok, öyle bir durum yok şimdilik. Genç abi de geri döndü herhalde. Ama yani onun yerinde de olacağız bir şekilde. Evet. Neticede Mustafa Kayabaş Türkiye'de tek bir oyuncu değil. Tabii, onun işini yapabilecek bir oyuncu bulacağız. Onu da araştırmamız sürüyor bir taraftan. Bu şekilde hazırlanıyoruz. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size başarılar diliyoruz şimdiden, sezon başından. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, kolay gelsin.